Yönetmenlerinden izini sürdüğü Asım Bayram cinayetiyle ilgili sır perdesi artık büyük ölçüde aydınlandı, aralandı. Dün Antalya'da ormanlık alanda bulunan cesedin Asım Bayram'a ait olduğu kesinleşti. Katliamın detayları da ortaya çıktı. Caniler onu öldürmekle kalmamış. Bedenini de tam 8 parçaya ayırmış. 49 gündür kayıptı. Müge Anlı'ya gelen ihbar vahşeti ortaya çıkardı. Yine Asım Bayram'a ait olduğunu düşündüğümüz cenazenin bir kısmı daha o tabuta yerleştirildi. 82 yaşındaki Asım Bayram 22 Ocak'ta yeni bir ev almak için Kepez ilçesine yola çıkmıştı. Dolandırıcıların ağına düşen yaşlı adamın parası için cinayete kurban gittiği Müge Anlı'nın programında daha önceki günlerde netleşmişti. Ancak o günden bugüne yalan ve çelişkili ifadeler dışında hiçbir iz yoktu. Vahşet, Antalya Varsak'tan önceki gün piknikçilerden Anlı'ya gelen ihbarla ortaya çıktı. Buraya dedim, Ispartalı adamı gömmesinler sakın dedi. Emniyet, ormanlık alandaki o noktaya yoğunlaştı. Olay yeri incelemenin yapacağı çalışmaların ardından gerçekler ortaya çıkacak. Ağır bir koku var. Cenaze nakil aracıyla adli tıp kurumuna götürülecek. İlk bulgular kayıp yaşlı adamı gösteriyordu. Beyaz taşlı bir insan diyorlar. Fazla da gömülmemiş zaten. Peki bu insan cesedi acaba 49 gündür aradığımız Asım Bayram'a mı ait? Toprağın altından çıkan cansız beden kesin teşhis için adli tıpa götürüldü. Teşhis edebildiniz mi? Gel abi. Ettik ettik. Babası mı? Babası. Geç. Ne yazık ki. Evet, orada bulunan ceset Asım Bayram'a ait çıktı. Caniler onu sadece öldürmekle kalmamıştı. Katliamın detaylarını Müge Anlı bugünkü programda açıkladı. Ceset bütün değildi efendim. Ceset 8 parçaya ayrılarak oraya gömülmüştü. Ortaya çıkan vahşet kan dondurdu. 82 yaşındaki bir adamı yani bu şekilde öldürmenin anlamı nedir, bu nasıl bir vahşettir? İlk günden bu yana şüpheli listesinde adı geçen Murat isimli emlakçı ve arkadaşıydı. Bu işler böyle acaba içeriden bir bilgi gelmeden yapılabilir mi? De sorusu var. Şimdi bende para olduğunu kim bilecek, sende para olduğunu kim bilecek? Onlarla işbirliği içinde olduğu iddia edilen Asım Bayram'ın hayat arkadaşı yine okların hedefindeydi. Suçluların cezasını verin, suçlumuz yanımızda duruyor bizim hikayem. Benim telefonlarımı inceleyebilirsiniz. Allah razı olsun. Suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. Allah babanın cezasını versin. Lafları duyunca ölsem miydi? Hayır. Katillerin yakalanmasıysa artık an meselesi. Bakın şu an tam zamanı. Eğer gerçekten biri Şevki Hocam'ın da dediği gibi... Şu anda beş parasız kaldı. Değil mi? Sizi öldürmekle tehdit ediyorsa şu an tam zamanı. Vallahi ne beni, hiç kim beni tehdit etmedi.